olarak sunumumuz İlayda Yıldırım tarafından yapılacak. Gaziantep Tarihi Kent Merkezi'nde kültürel yeniden canlandırma. Evet, söz sizde. Sayın Oturum Başkanım, kıymetli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Ben İlayda Yıldırım, Gaziantep Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalı'nda doktora öğrencisiyim. Bugün Gaziantep Tarihi Kent Merkezi'nde Kültürel Yeniden Canlandırma adlı bildirimi sunacağım. Bildirim ilk önce giriş kısmından, daha sonra kültürel yeniden canlandırmanın ne olduğuyla ilgili teorik bilgilerden, daha sonra Gaziantep Tarihi Kent Merkezi'ndeki kültürel yeniden canlandırma uygulamalarının örneklerini verdikten sonra sonuç kısmına geçeceğim. Kısa bir girizgah yapacak olursam, Akdeniz ve Mezopotamya arasında oluşu ve birçok farklı uygarlığa ev sahipliği yapmasıyla her dönem için önemli bir kavşak noktası olan Gaziantep, tarihi İpek Yolu üzerinde bulunması ile de bu önemini sürdürmüştür. Bu önemli coğrafi konumu ile tarih boyunca ticarete, farklı kültürlere ve dinlere ev sahipliği yapmıştır. Gaziantep kentinin oluşum ve yerleşim tarihinin izlerini sürmek için Dülük, Kale ve Ayıntap alanları önemli referanslar olarak bizim karşımıza çıkmaktadır. Gaziantep Kalesi ile ilgili bilgilerin M.Ö. 10. yüzyıla kadar Dülük ile karmaşık bir şekilde verildiğinin bilinmesiyle beraber önemli bir kent olabileceği tahmin edilen Dülük'ün bulunduğu bugünkü alan içerisinde herhangi bir kale veya önemli yapıya ait alıntıya rastlanmamış olması Dülük köyünün tarihte bahsedilen Dülük kenti olmasını güçleştirmektedir. Bugünkü Gaziantep tarihi kent merkezini oluşturan kale ve çevresinin ise Romalılar tarafından uç bir karakol olarak kullanılması ve Alleven Deresi'ne giden yolların güvenliği nedeniyle önemi artmış ve ön plana çıkmıştır. Birçok kaynakta Dülük ve Ayıntap alanları bugünkü tarihi kent merkezi iç içe verilmiştir ve birçok kaynakta isimleri yan yana geçmiştir. Geleneksel bir kenti meydana getiren kurgunun ana bileşenleri kale, mahalle ve çarşıdır. Bu güçlü tematik kurguyu biz savunma, yaşam ve ticaret kavramlarıyla, başlıklarıyla kavramsallaştırabiliriz. Tarihi kent merkezini oluşturan Gaziantep'te ve kale, mahalle, çarşı üçgeninde gelişim gösteren bölgenin oluşması ise Osmanlı döneminde olmuştur. Güvenlik, sosyal hayat ve ticaret ile kavramsallaştırabileceğimiz bölgede Osmanlı kent düzenine uygun olarak ticari merkez kaleye yakın bir şekilde Bedesten, Han ve Arasta'dan oluşmaktadır. Ve Gaziantep'in özellikle ticari potansiyeli Osmanlı Devleti'nin yönetiminde oldukça gelişmiş ve 1641-1671 yılları arasında şehri iki defa ziyaret eden Evliya Çelebi şehirde ticaretin yürütüldüğü birden fazla handan bahsetmiştir. Ticaret ve kaleden sonra sosyal yaşamın ve gündelik hayatın kalbi olan mahalle ise bir cami veya türbe gibi dini yapı etrafında gelişim göstermiştir. Bu nedenle camiler mahallelerin varlığına önemli delil olmakta ve mahallelerin çekirdeğini oluşturmaktadır. Gaziantep'in ilk mahallelerine baktığımız zaman Boyacı, Düğmeci, Ali Nacar, Eyüpoğlu, Eblehan ve Bey mahalleleri bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Gaziantep kent tarihi oldukça eskilere eklemleniyor ve günümüz Gaziantep tarihi kent merkezini oluşturan somut mekanlara baktığımız zaman dini yapılar, cami, mescit, kilise, sosyal amaçlı yapılar, hamam, medrese, çeşme ve kastel, ticari yapılar, bedesten, han ve arasta ve geleneksel konut dokusundan oluştuğunu görmekteyiz. Ancak geleneksel dönemden moderne, modern süreçten postmodern sürece ve günümüzde yaşanılan küreselleşme süreciyle birlikte kentler her zaman için değişimin ve dönüşümün ana merkezleri olmuşlardır. Bu diakronik süreçlerden geçerken de hızlı nüfus artışı, düzensiz göç ve benzeri nedenlerle tarihi kent merkezleri çöküntü alan haline gelebilmekte ve kent kimliğini oluşturan değerlerini yitirmektedirler. Bu süreç sadece somut mekanların fiziki olarak işlevsizleşmesi veya zarar görmesinden ibaret olmayıp, kentli için kimlik ve aidiyet duygusunun sürekliliğinin bozulması, somut olmayan kültürel mirasın korunmasının ve aktarılmasının eksikliği ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilememesi ile sonuçlanmaktadır.
Bu olumsuz sonuçların önüne geçilebilmesi ve bütüncül bir koruma ve yaşatma yaklaşımını benimsenebilmesi için kentsel yenilemenin tarihi kent merkezine odaklanan uygulaması yeniden canlandırma bir çözüm yolu olarak sunulabilir. Kentsel korumanın tarihi kent merkezine ve yakın çevresine uygulanan alanı olarak yeniden canlandırma özellikle 1980'li yıllardan itibaren emlak eksenli, turizm eksenli ve sosyo-kültürel eksenli olmak üzere 3 farklı boyutta uygulanmaktadır. Bizim de konumuz olan sosyo-kültürel ve turizm odaklı yeniden canlandırma uygulamalarının amacı kent merkezinde yitirilen tarihi ve kültürel mirasın yeniden üretimine katkı sağlamak, kentlerin ortak belleğinde var olan toplanma alanlarını ve mekanlarını yeniden canlandırmak ve bu kültürel ihtiyaçlara cevap verirken sürdürülebilir bir kent anlayışına bağlı olarak kent ekonomisine katkı sağlamaktır. Özellikle bu dünyadaki kültürel tek tipleşmeyle birlikte yerel ve özgün değerlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması noktasında özellikle UNESCO temel hedefler arasında bunu almaktadır. UNESCO'nun sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve kültürel yeniden canlandırmanın 3 ortak noktası bulunmakta. Bunlar mirasın gelecek kuşaklara aktarımı, kültürel mirasın kalkınma stratejilerinin merkezinde bulunması ve insan ve katılım. Konumuza gelecek olursak, kentsel bir sit alanı özelliği taşıyan Gaziantep Tarihi Kent Merkezi'nin çalışmaya örneklem olarak seçilmesinin nedeni, geleneksel kent kurgusu içinde yüzlerce yıllık somut ve somut olmayan kültürel mirasın sergilenmesi ile üretim, ticaret faaliyetlerinin burada gelişmiş olması, kent kültürünün ve ilgilerinin kurgulanacağı mekanların varlığı, bu mekanlar içinde somut ve somut olmayan kültürel mirasın birlikteliği ve kent kimliğini oluşturan yerel zenginliklerin ekonomik bir katma değer olarak üretim zincirine katılmış olması dolayısıyladır. Bu noktada aslında kültür ile canlanan bir kent olarak Gaziantep, somut ve somut olmayan kültürel miras potansiyelini verimli bir şekilde kullanarak ve bireyi ön planda tutarak kültürel mirasını kent ortamında insanların günlük yaşamlarının bir parçası haline getirmektedir. Çalışma içerisinde Gaziantep Kalesi'nden başlayarak Hanlar Bölgesi'ne kadar uzanan bölge ile Bakırcılar Çarşısı örneklem olarak seçilmiştir. Gaziantep Tarihi Kent Merkezi'ndeki canlandırma uygulamalarından en dikkat çekeni geleneksel mesleklerin ve zanaatların icra edildiği çarşılar, bedestenler ve hanlardır. Bakırcılık, sedefçilik, kutnuculuk, yemenicilik, küpçülük, abadokubacılığı, baklavacılık gibi geleneksel meslekler Bakırcılar Çarşısı, Uzun Çarşı, Kemikli Bedesten, Zincirli Bedesten, Güdeyirhan, Millethan ve Tütünhanı gibi kültürel mekanlarda icra edilmektedir. Kültürel mekan kısaca söylemem gerekirse ve alıntı yapmam gerekirse Profesör Doktor Öcaloğlu'nun deyimiyle folklorun üretildiği mekanlardır. Ve buralar sadece burada bahsettiğim gibi geleneksel mesleklerin icrası değil, aynı zamanda eğlence, restoran, otel gibi yeni işlev üretimleri de gerçekleşmektedir. Bu yeni işlevler bölgeye sosyal ve ekonomik olarak katkı sağladığı gibi yapının geleceğe taşınmasına da önem arz etmektedir. Bayasan ve Hışvahan otel ve eğlence mekanı olarak kullanılan hanlara örnek olarak verilebilir. Kent ortamındaki bu geleneksel mekanın korunması, kültürel belleğin gösterge alanlarının korunmasıdır. Özellikle Bakırcılar Çarşısı'na uygulanan sağlıklaştırma ve canlandırma projeleriyle birlikte kültürel bellek korunmuş, geleneğin ustaları mesleklerini devam ettirebilmişlerdir. Kültürün yaratım ve aktarım bağlamı olarak Gaziantep'te çarşılar ve hanların bu şekilde canlandırılması, geleneksel tüketim biçimlerinin devam ettirilmesine de katkı sağlamaktadır. Böylelikle mekanlar ve içerisinde üretilen kültür gündelik yaşamın içerisine dahil olabilmekte, çarşıların ve hanların yeniden işlevlendirilmesine ve somut bir iyileştirim olarak düşünülmemelidir. Kültürel mekan, kültürel tutumu belirler düşüncesinden yola çıkılarak insan, mekan ve kültür ekseninde çok yönlü çalışmalar yapılmaktadır. İkinci bir örnek ise ilk defa 2023 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen Kültür Yolu Festivallerine dahil edilen Gaziantep, festival boyunca tarihi kent merkezinde bulunan kültürel mekanlarda etkinlikler organize etmiş ve kentin imaj noktalarının canlanmasına çok büyük katkılar sağlamıştır. Fotoğrafta da gördüğünüz gibi Şırh Meydanı'nda, Mecidiyehan'da, Mevlevihane Müzesi'nde, Panorama Müzesi'nde ve Bakırcılar Çarşısı'nda birçok farklı etkinlikler düzenlenmektedir. Kutlama, festival ve şenlikler de kültürel unsurların canlanması çalışmasında sıklıkla yer almaktadır. Gaziantep Kalealtı Ramazan Şenlikleri tarihi kent merkezinde toplanma mekanı olarak işlev gören etkinliklerdendir. 2022 yılında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen şenlikte Kalealtı olarak bilinen Yaprak Mahallesi'nde Ramazan Sokağı kurulmuş ve gölge oyunu, müzik dinletisi, söyleşi gibi etkinliklerle bölge canlandırılmaya çalışılmıştır.
Yine Gaziantep kent müzik kültürünün önemli bir geleneği olan ikindi sazı Gaziantep'e özgü bir meşk geleneğidir. Bu da yine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Gazi Kültür AŞ tarafından yeniden canlandırılmaktadır. Her çarşamba günü yine Kale Altı olarak bilinen bölgede yerel ses sanatçısı Faruk Lök tarafından belirli saatler arasında şarkılar seslendirilmekte. Böylelikle Gaziantep'e özgü bir müzik geleneğinin devamlılığı sağlanmakta ve kentinin kültürel belleğiyle birlikte aslında kültürel mekanında canlandığını biz görmekteyiz. Aslında kendisi adeta yaşayan bir müze olarak adlandırabileceğimiz Gaziantep Tarihi Kent Merkezi'nde Bayasan Kent Müzesi, Gaziantep Savaş Müzesi, Hasan Süzel Etnografya Müzesi, Emine Göğüş Mutfak Müzesi, Medusa Cam Müzesi, Hamam Müzesi, Oyun ve Oyuncak Müzesi, Atatürk Anı Müzesi ve Panorama 25 Aralık Gaziantep Savunması Müzesi bulunmaktadır. Müzelerin yer aldığı alanlara baktığımız zaman atıl bir halden çeşitli sağlıklaştırma ve canlandırma projeleriyle birlikte işlevselleştirilen Gaziantep kent hayatının ilk olarak oluştuğu tarihi mahalleler olduğu görülmektedir. Müzeler kent merkezli yaratıcılık faaliyetlerinin merkezleri olarak değerlendirilir ve bu işlevlerinin yanı sıra özellikle Gaziantep müzelerinin yer aldığı konumlar dikkate alındığında geleneksel dokunun hakim olduğu, kentin mimari belleğinin korunduğu geleneksel Antep evlerinin kullanıldığı görülmektedir. Burada da tabloda görüldüğü gibi birkaç tane müze ve Gaziantep'in tarihi mahalleleri Karagöz Mahallesi, Bey Mahallesi ve Seferpaşa Mahallesi'nde yoğunlaşıldığı görülmektedir. Son olarak tarihi kent merkezindeki mahalleler dikkate alındığında özellikle örneklem olarak seçtiğimiz Bey Mahallesi, iyileştirme ve canlandırma projelerinin uygulandığı bir yer olarak karşımıza çıkmaktadır. Kentin kültürel benliğine tanıklık eden ve birçok sivil mimari örneklerinin bulunduğu mahalle, uzun yıllar bakımsız ve atıl bir halde kalmasına rağmen 2007 yılında Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama Denetim Bürosu öncülüğünde başlatılan sokak sağlıklaştırma projesiyle yeniden işlevselleştirilmiştir. İçerisinde birçok farklı müzeye ve geleneksel Antep evlerinden dönüştürülen yeme içme mekanına sahip mahallede Gaziantep Üniversitesi bünyesinde hizmet veren Celali Konağı Kültür Sanat Merkezi de yer almaktadır. Üniversitenin çeşitli kültürel etkinliklerine ev sahipliği yapan bu mekanla birlikte aslında Bey Mahallesi birçok farklı işleve sahip bir mekan haline gelmektedir. Toparlamam gerekirse kültürel süreklilik ve çeşitlilik açısından en büyük olumsuzlukların yaşandığı 21. yüzyılda kentler doğal ve kültürel değerlerin korunması ve gündelik hayata katılmasıyla kolektif belleğin işlerliğini arttırmakta, birçok farklı açıdan sürdürülebilirliğini sağlamaktadır. Kentsel koruma yöntemlerinden birisi olan yeniden canlandırmanın kültürel boyutu, somut ve somut olmayan kültürel miras unsurlarını barındıran tarihi kent merkezlerinin çöküntü bir alan haline gelmesinin önüne geçmekte, bu alanların kültürel ve ekonomik açıdan işlevselleştirilmesini sağlamaktadır. Kale, çarşı, mahalle üçgeninde gelişim gösteren Gaziantep Tarihi Kent Merkezi'nde kültürel mekan özelliği gösteren çarşılar, hanlar ve mahalleler kentte yaşayanlara kazandırılmakla birlikte kültür turizminin ana merkezleri haline de gelmektedir. Ve yaratıcı bir kent olarak nitelendirebileceğimiz Gaziantep'te de Tarihi Kent Merkezi'ne uygulanan çeşitli canlandırma projeleri ile tüketim, turizm ve eğlence alanlarında mekan üretimleri ve toplanma alanları oluşturulmaktadır. Kültürel sürekliliğin sağlanabilmesi için mekansal sürekliliğin önemine vurgu yapılan kentte bütüncül bir koruma anlayışına bağlı olarak somut tarihi mekanlar iyileştirilmekte ve somut olmayan kültürel mirasın kendini sürdürülebilir kılacağı yeni mekanlar üretilmektedir. Yapılan çalışmayla ve bildirinizle birlikte Gaziantep Tarihi Kent Merkezi folklorun üretildiği bir mekanlar toplamı olarak karşımıza çıkmaktadır. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben bir bilgi düzeltmesi yapayım. Evet, ben hocam. Gaziantep şehri çalıştığım için sordum. Gaziantep şehri şeyden önce var. Dürük'ten. Osmanlı'dan önce var. Yani sen Osmanlı'dan beraber var. Yok, ben şeyden bahsettim hocam. Dürük ve bu ayın tap alanlarının farklılığından. Ya anladım da olarak. Şöyle aynı yerden bahsediyoruz bilmiyorum ama. Yani şeyi söylemeye çalışıyorum. Mesela Ali Devre Camii, bu Kadiroğulları. Hazreti evet. Ömer Camii ta 12. yüzyıl, yani evet. İlk İslam şehri, Boyacı Mahallesi falan. Dolayısıyla senin gösterdiğin hanların çoğu Osmanlı öncesinde. Evet. O yüzden onu güzel bir yerde öyle bir şey bak. Burada Osmanlı'nın.
ticari merkezler değil. Tamam. İslam daha çok bir şey. Evet, İslamiyet'in. Evet, evet, doğru hocam. Onu tamam. Düzeltirsek. Tabii ki. Bilgi olarak söyleyeyim çünkü bir şey olacak. Tabii ki. Buyurun hocam. Çok güzel, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir ufak değindi ama ben yine de ayrıca sormak istiyorum çünkü Antep'e ben hiç bilmiyorum. Genelde biz diğer şehirlerde en azından bu tarz mekanların özellikle de özel şahıs mülküyse, Bursa'da birçok kullanım, Trabzon'da, İstanbul'da restorasyon ya da kamulaştırma da girerse karşılaşabiliyor. Ya da hiç kimsenin mirasçılarının kim olduğu bilinmediği için yıkılıp gittiğini görüyoruz. Şimdi bu Gaziantep'te durum nedir? İnsanların, mesela Trabzon'da ben biliyorum, adamın bunda bile değil. Ya orası kaç nesillik konakmış, sen orayı düzeltecekmişsin. Oradaki atölyesinden vazgeçmek istemiyor, süpürge atölyesinden. Dolayısıyla burada durum nedir? Sivil toplum kuruluşlarının, mimarlar odasının, belediyenin bunlar yapıcı çalışmak ki gördüğümüz kadarıyla çok güzel çalışmalar var ama hani belli bir yerden mi bahsediyoruz? Evet. Genelde bakış ne? Yani özellikle birebir yaptığın derlemelerde insanların farkındalığı ne düzeyde? Bunu merak ediyorum. Şöyle, burada Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin aslında yerel yönetimin çok büyük katkısı var. Çünkü hem özellikle geleneksel mesleklerden örnek vereyim, çarşı ve hanlardan örnek vereyim. Oradaki geleneksel mesleklerin yaşatılması ve ustaların, geleneğin ustalarının yaşatılması için büyük çaba sarf ediliyor. Ve aslında onların iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapıyor ve özellikle Gaziantep Geliştirme Vakfı, GAGE diye bir kuruluş ve İpek Yolu Kalkınma Ajansı ama özellikle GAGE'nin Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yaptığı işbirlikleriyle bu alanları bu şekilde getiriyor ve hocam daha iyi bilir aslında kamusal alanla ilgili hocam bir soru sordu ama bu noktaya getirilmesinde, bu tarihi mekanların kültürel mekanlara çevrilmesinde yerel yönetimin büyük bir katkısı var. Aslında onların işbirliğiyle ve onların yönetiminde ve çatısından yapılan şeyler. Benim verdiğim örneklerin hepsi zaten Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu etkinliklerden alınma görseller. Tamamen hiçbir şekilde kişisel ve özel bir etkinlik söz konusu değil. Tamamen belediyenin yapmış olduğu etkinlikler. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Hem kenti genelde işte sosyologlar, coğrafyacılar falan çalışır. Tebrik ediyorum. Edebiyatçı kendisi. Çok bence çok güzel oldu. Edebiyatçıların da bu işe girmesi. Yani hem alanı çeşitlendirecek hem de çok güzel şeyler çıkartacak. Tebrik ediyorum. Aynı gerçekten. Ya zaten halk bilim alanı halk bilim, evet yani zaten halk bilimi bizim yani işte coğrafyada yakın bir alan. Edebiyatla coğrafya neredeyse birbirine dirsek dokunduğu bir alan. Evet, çok teşekkür ederiz. Şöyle